Evet, şimdi robamızın dış kısmından örneğimizi kurmaya başlıyoruz. İpimiz trabzanların olduğu kısımda tığımızın başına ip alıyoruz ve şu kabarık tepelere, yani şu kabarık olan tepelerin baş kısmındaki trabzanın boşluğuna buraya örneğimizin ilk sırasını kurmaya başlayacağız. Çukur olan kısımlara değil, dış tarafa doğru biraz çıkık olan kısımlara, yani şu kısımların tepelerine örneğimizin ilk sırasını koyuyoruz. Tığımızın başına ip alıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkincisi zaten kabarık olan kısım. Buraya 7 adet yine 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden örgümüze devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 aynı yere banıyoruz her defasında. 6 7 Yani aynı deliğe banarak 7 adet dolgu şeklinde trabzan yaptık. Şimdi zincir çekmeden çukur olan trabzan tepesine atlıyoruz ve yine kabarık olan tepenin baş kısmına, zincirli kısma banarak yine tığımızın başına ip aldık. Yine 7 adet aynı deliğe banarak 7 adet trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Her defasında 7 adet trabzan yaparak sıramızı kuruyoruz. Bir tane çukur olan trabzan tepesini atladık. Dış tarafa doğru olan kısma, trabzan tepelerinin baş kısmına 7 adet trabzan yaptık. Bir tane çukur olan trabzan tepesini atlıyoruz. Kabarık olan tepenin baş kısmına yine zincir çekmeden devam ediyoruz. İçerisine 7 adet yine 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Bir sonraki tepeyi atlıyoruz. İkinci tepenin baş kısmına yine zincir çekmeden tığımızın başına ip aldık. Yine 7 adet trabzanla dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki trabzan tepesine atlıyoruz. İkincisine yine kabarık olan tepenin baş kısmına yine aynı deliğe banarak 7 adet trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Aynı yere banarak 4 5 6 7 Tığımızın başına ip aldık. Zincir çekmeden çukur olan trabzan tepesine atlıyoruz ve yine dış tarafa doğru olan kısma trabzan tepesine banarak 7 adet aynı deliğe banarak trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Zincir çekmeden tığımızın başına ip alarak yine çukur olan kısmı atlıyoruz ve dış tarafa bakan kısma bir tane atladık. İkincisine banarak yine 7 adet trabzan yapıyoruz.
Evet, şimdi örneğimizin kuruluş sırası bu şekilde. Çukur olan kısımları atlıyoruz ve dış tarafa doğru olan kısımların trabzanların tepesine banarak 7 adet trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden yine bir tane trabzan tepesi, çukur olan trabzan tepesine atlıyoruz ve dışa doğru olan kabarık olan kısmın trabzanların tepesine yine 7 adet trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden yine bir sonrakini atlıyoruz ve ikinci trabzan tepesine banarak 7 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tekrarlayan bir şekilde kabarık olan tepelerin uç kısımlarına, kabarık olan tepelerin uç kısımlarındaki trabzanın bitimine 7 adet trabzan doldurarak bu şekilde sıramız devam ediyor. Aralarına zincir çekmeden sık bir şekilde ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlerleyelim. Bu şekilde zincir çekmeden çukur olan trabzan tepesine atlıyoruz. Yine tığımızın başına ip alıyoruz ve kabarık olan trabzan tepesinin uç kısmına banarak 7 adet trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar bir tepe atlıyoruz. İkinci tepenin kabarık olan tepenin uç kısmına 7 adet trabzan yaparak sıra sonuna kadar tüm tepeleri bu şekilde doldurarak 7 adet trabzandan aralarına zincir çekmeden köşeye kadar geliyoruz. Bu şekilde önce bir yapalım ilk sıramızı. Evet, şimdi sıra sonuna kadar tüm kabarık olan trabzan tepelerin başına 7 adet trabzandan doldurduk aynı tepeye. Daha sonrasında zincir çekmeden bir trabzan tepesi atladık, çukur olan tepeyi atladık. Kabarık olan tepenin baş kısmına yine 7 adet trabzandan sıra sonuna kadar devam ettik. Toplamda saydığımızda bu tepeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 tane tepemiz oldu. Bir tane atlayarak yaptığımız için toplamda 91 sıra gitmiştik alt sırada. Bu sırada da 45 tane 7'şer doldurduğumuz trabzanlarımız var. Şimdi dönüyoruz köşe kısmında. Şimdi bağlantımızı yaparak 7 adet trabzanı aynı yere doldurduk. Köşe kısmından zincir çekmeden köşeye banıyoruz ve bağlantımızı yapıp bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Dönüyoruz arka sıradan köşe kısmında 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve bu sırada 7 adet trabzan yapmıştık. Tığımızın başına ip aldık ve 1, 2, 3 tane trabzan tepesine 3 tane trabzan yapıyoruz ve son çekişlerini yapmıyoruz. Bir tane trabzan yaptık. İkinci trabzan tepesine bandık. İkinci trabzanımızı yaptık. Üçüncü trabzan tepesine bandık. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve bir sonraki alt sırada bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. Aynı yere 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve ufak bir halka olacak şekilde aynı yere banarak ufak bir halka oluşturuyoruz. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Daha sonraki alt sırada 7 trabzanımız vardı. 3'ünü aynı anda kapatarak doldurduk. Bir sonrakine ufak bir halka yaptık. Şimdi kalan 3 trabzanımızda yine 1 trabzan yaptık. Son çekişimizi yapmadık. 2 trabzan yaptık. Son çekişimizi yapmadık.
3 trabzan yaptık, son çekişimizi yapmadık. 4 4. trabzanımızı yaptık. Son çekişimizi yapmadık. 5. trabzanımızı yaptık, son çekişimizi yapmadık. 6. trabzanımızı yaptık, son çekişimizi yapmadık. Ve 7. trabzanımızı yapıyoruz. Son çekişimizi yapmadan, pardon, burada 6 trabzan olması gerekiyor. 6 trabzan yaptık. 6 tane trabzana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimiz var. Ve 6 tane trabzana aynı anda toplayarak kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. Bandığımız kısma yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak ufak bir halka olacak şekilde devam ediyoruz. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine 7 adet trabzanı banarak son çekişlerini yapmadan 6 trabzanı toplayarak, 7 ilmekten 6 trabzanı toplayarak burayı da bu şekilde devam ediyoruz. Halka yaptık. 1 trabzan son çekişini yapmıyoruz. 2. trabzan son çekişini yapmıyoruz. 3. trabzan son çekişini yapmıyoruz. 4. trabzan son çekişini yapmıyoruz. 5. trabzan son çekişini yapmıyoruz ve 6. trabzan. Toplamda 7 adet ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7. Hepsini aynı anda kapatarak 1 2 3 zincir çekiyoruz ve bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak ufak bir halka oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığımızın başına ip aldık. Yine 6 adet trabzanı topluyoruz ve aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini aynı anda toplayarak kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir tekrardan. Aynı yere banarak bir halka oluşturuyoruz. Ufak bir halka. 1, 2, 3 zincir. Yine bir sonraki trabzan tepelerine banarak 6 adet trabzanı toplayarak motifimize devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet trabzan ve 7 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine zinciri sabitlediğimiz kısma banarak ufak bir halka oluşturuyoruz. Evet, bu şekilde motifimiz devam ediyor. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 6 adet trabzan tepesine banarak 6 ilmeği birlikte toplayarak devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6. 7 ilmeği aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine zincirimizi sabitliyoruz. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak ufak bir halka oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine 6 trabzan aynı anda
banıyoruz ve altısını aynı anda kapatarak topluyoruz. 3 4 5 6 7 ilmeğimiz var. Aynı anda kapatarak ilmeklerimizi topluyoruz. 1 2 3 zincir. Yine bir sonraki trabzan tepesine zincirimizi sabitliyoruz. 1 2 3 zincir. Yine aynı yere banarak ufak bir halka oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir ve yine 6 tane trabzanı aynı anda topluyoruz. 6 ilmeğimizi bir aynı anda 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine sıradaki tepeye banarak çektiğimiz 3 zinciri sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak ufak bir halka yapıyoruz. Tekrardan 1 2 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepelerine yine 6 adet trabzanı toplayarak devam ediyoruz. Tekrardan 1 2 3 zincir. Sıradaki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. 1 2 3 zincir. Yine aynı yere banarak bir halka oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir. Yine sıradaki trabzan tepelerine 6 adet tepeye banarak 6 ilmeği birlikte topluyoruz. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Yine alt sıradaki trabzan tepesine banarak zincirimizi önce sabitliyoruz. Zincirimizi sabitlediğimiz kutuya tekrardan 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak ufak bir halka oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir tekrardan sıradaki trabzan tepelerine 6 tepeye banarak aynı anda topluyoruz. Bu şekilde sıralı bir şekilde tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyor motifimiz. İkinci sıramızda bu şekilde kuruluyor. Evet, 6 trabzanımızı toplayarak aynı anda topluyoruz. Üzerine 1 2 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine önce zincirimizi sabitliyoruz. Aynı deliğe tekrardan 1 2 3 zincir çekip aynı deliğe ufak bir halka oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir ve bu şekilde devam ediyor motifimiz. Sıralı bir şekilde yine dediğim gibi 3 zincir çekiyoruz, 6 ilmeği topluyoruz, tekrar 3 zincir çekiyoruz, bir sonraki trabzan tepesine önce çektiğimiz 3 zinciri sabitliyoruz, 3 zincir çekerek aynı yere banıyoruz ve ufak bir halka oluşturuyoruz, tekrardan 3 zincir çekerek yine 6 tane trabzanı toplayarak orta kısımda son ilmeklerimizi çekmediğimiz için 6'sını birlikte toplayarak devam ediyoruz. 3 zincir aynı yere banıyoruz. Tekrar 3 zincir halka oluşturuyoruz. Tekrar 3 zincir çekerek 6 ilmeği birlikte topluyoruz. Bu şekilde sıralı bir şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Daha sonrasında tekrar göstereceğim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın buraya kadar gösterdim ben. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyor. Evet, şimdi robamızın ikinci sırasını tamamladık. Üstündeki motifin ikinci sırasını. Şimdi ön tarafı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif ve yarım olacak şekilde ayırdık. Kol için
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motif ayırdık kol için. Tekrardan arka için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motif. Yarım olacak şekilde yine motif arasına 13 motif arka için, tekrardan 10 motif kol için ve ön için tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif ayırdık. Bunları önce bir ayırdıktan sonra şimdi devam ediyoruz motifimizi kurmaya. 2 sıra yaptık ve şimdi ayırdık önü, arkayı ve kolları. Tekrardan örgümüze devam ediyoruz. Tığımızın başına ip alıyoruz ve yapmış olduğumuz 3 zincir çekerek yapmış olduğumuz yuvanın içine tekrardan alt tarafta yaptığımız gibi 7 adet trabzan yapıyoruz. 1, aynı yuvanın içine banıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincir çekmeden bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Şu 6 ilmeği topladığımız yuvayı atlıyoruz ve 3 zincir çekerek oluşturduğumuz yuvanın içine tekrardan tığımızın başına ip aldık. Buraya da tekrardan yine 7 adet trabzan yapıyoruz. Aynı yere banarak. 3 4 5 6 7. Yine tığımızın başına ip aldık. Yine topladığımız yuvayı, kabarcıklı olan yere atlıyoruz ve yine 3 zincir çektiğimiz yere banarak 7 adet trabzan yapıyoruz. Yine zincir çekmeden bir sonraki 3 zincir olan yuvaya banarak 7 adet trabzan yapıyoruz ve işaret koyduğumuz yere kadar bu şekilde yuvaları 7 adet trabzanla doldurarak devam ediyoruz. Bir sonraki yuvanın içine yine 7 adet trabzan yapıyoruz. Yine 7 adet trabzan yapıyoruz bir sonraki yuvanın içine. Evet, şimdi işaret koyduğumuz kısma geldik. Buradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yine 7 adet trabzan doldurarak İlerledik motifimizden. Bu kısımda tekrardan zincir çekerek devam ediyoruz. Bu kısımdaki dolgularımızı oyamız olacak şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü kol üzerindeki oyalar burada devam ediyor. Yine yuvanın içine banarak 3 adet trabzan yapıyoruz bu kısımda. Burası işaretli olan yerimiz. Buradan sonrasında 3 trabzan, 1, 2, 3 zincir, zincirin çevresine pıtırcık yapacak şekilde banıyoruz ve bir pıtırcığımız oluyor. Bu şekilde tekrardan aynı yuvaya banarak 3 adet trabzan daha yapıyoruz aynı yuvaya. Evet, bu şekilde, bu da kol üzerindeki oyamızın devamı. 3 trabzan yaptık, 3 zincir çektik, çevresine pıtırcık yaptık, tekrardan 3 trabzan yaptık. Devam ediyoruz zincir çekmeden
Bir sonraki 3 zincir çektiğimiz yuvaya banıyoruz. Yine 1 2 3 trabzan yaptık. Yine 2 defa çekerek 1 2 3 zincir çekiyoruz. Zincirin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Yine aynı yuvaya banarak 3 adet trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Zincir çekmiyoruz. Tekrardan 3 adet trabzan yapıyoruz. 2 3 1 2 3 zincir. Zincirin çevresine banarak 1 adet pıtırcık yapıyoruz. Yine aynı yere banarak 3 adet trabzan yapıyoruz. Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Yine 3 adet trabzan yapıyoruz. Kol boyunca kol için ayırdığımız ilmeklerin üzerine, burası kolun başlangıcı, kol boyunca işaretlediğimiz kısma kadar tüm tepeleri bu şekilde 3 trabzan, 3 zincir, zincir çevresine pıtırcık yapıyoruz ve tekrardan aynı yuvaya banarak 3 adet trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. İşaret koyduğumuz kısma kadar devam ediyoruz. Bir, iki, üç, tekrar üç zincir çevresine pıtırcık. Yine aynı yuvaya banarak 3 adet trabzan. Evet, son yuvamızı da dolduruyoruz. 3 trabzan. Sonrasında 3 zincir. Zincirin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Yine aynı yuvaya banarak 3 adet trabzan. Evet, yine işaret koyduğumuz yere kadar geldik. Bu kısmı da saydığımızda bakın buralar pıtırcıklı kısımlar. Bu da kol için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de bu şekilde pıtırcığımız oldu. Bu kol için ayırdığımız kısım, bu kısımla işimiz bitti. Bir sonraki sıramızda burayı atlayarak devam edeceğiz. Şu şekilde buradan örgümüze devam edeceğiz. Bu kısmı atlayacağız. Evet, yine dolgularımıza bu kez arka kısma başladık. Yine tığımızın başına ip aldık. Yine 3 zincir çektiğimiz kısımlara bu kez 7 adet trabzan doldurarak devam ediyoruz. Bu kısmı tamamladık. Bu kısımda da 13 adet yine 7'li defa doldurduğumuz trabzanlarla arka kısmı tamamlamış oluyoruz. 5 6
7. Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Yine 7 adet trabzanla dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Ön tarafta yapmış olduğumuz işlemin yine zincir çekmeden atlıyoruz. Aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz. 4 5 6 7. Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, zincir çekmeden bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Bakın bu şekilde yine bu kısmı atlıyoruz demiştik. Burada arka kısım için ayırdığımız kısım 1 2 3 4 tane doldurmuşuz. Tekrardan devam ediyoruz. İşaret koyduğumuz kısma kadar tüm 3 zincir çektiğimiz yuvaları önce bir dolduralım. Evet, şimdi tüm yuvalarımızı doldurduk. İşaret koyduğumuz kısma kadar geldik. Bu kısımda yine kol için ayırdığımız ilmeklerimiz yine 3 trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincir çektiğimiz yuvaya banıyoruz. 3 trabzan. Zincir. Zincirin çevresine pıtırcık yapıyoruz. Yine 3 trabzan yaparak yuvayı bu şekilde dolduruyoruz. Dediğim gibi bu kol için ayırdığımız kısım, zincir çekmeden tığımızın başına ip alıyoruz. Burayı atlayarak 3 zincir olan kısma yuvaya banarak yine 3 trabzan, sonrasında 3 zincir ve kenarına pıtırcık. 1 2 3 kenarına zincirin dibine banarak sık iğneyle pıtırcık yapıyoruz. Yine 3 trabzan yaparak bu şekilde yuvayı dolduruyoruz. Zincir çekmeden tığımızın başına ip alıyoruz. Bu kısmı atlıyoruz ve 3 zincir olan yuvaya banarak yine 3 3 şeklinde dolduruyoruz. 3 trabzan, 1 2 3 zincir. Zincirin dibine banarak 1 adet pıtırcık. Yine tığımızın başına ip alıyoruz ve aynı yuvaya banarak yine 3 adet trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki 3 zincir olan yuvaya banarak yine 3 adet trabzan yapıyoruz öncesinde. Daha sonra 3 zincir çekiyoruz. Zincirin dibine banarak sık iğneyle pıtırcık yapıyoruz. Bir sonraki aynı yuvaya banarak yine 3 trabzan. Ve bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine 3 zincir çektiğimiz yuva. İşaretlediğimiz kısmı bu şekilde dolduruyoruz. Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz yine.
Evet, yine 3 zincir çekiyoruz. Zincirimizin dibine banarak sık iğneyle pıtırcık yapıyoruz. Son yuvamız. Ve işaret koyduğumuz kısma geldik. Bu kısımda yine burası dediğim gibi bir sonraki sırada atlayacağımız sıra bu pıtırcıklı kısımlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yine pıtırcığımız oldu. Bu kısmı atlayacağız bir sonraki sırada. Şimdi ön için ayırdığımız ilmeklerimizi yine yuvalarımızı bu kez 7 adet trabzandan yine doldurarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. İlk yuvamıza yine 7 adet trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Zincir çekmeden bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Yine yuvamızın içine banarak 7 adet trabzan dolduruyoruz. Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz yine. Son iki yuvamız kaldı. Yine 7 adet trabzandan doldurarak bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Son yuvamız. Evet, tüm ilmekleri topladığımız kısma yine banarak bir zincir çektik ve topladığımız kısma banarak sırayı tamamlıyoruz. Bu da örgümüzün üçüncü sırası. Bu kısımları bir sonraki sırada atlayacağımız için bu şekilde robamız üçüncü sırasını tamamladık. Evet, şimdi modelimizin 3. sırasını tamamladık. 1, 2, 3 sırayı ördük. Şimdi 4. sırada arka sırada kol için ayırdığımız kısmı atlayarak devam ediyoruz. Motifimizi kurmaya 3 zincir çekerek dönüyoruz. Ve ilk trabzan tepelerine banarak 3 adet trabzan yapıyoruz ve son çekişimizi yapmıyoruz. İkinci trabzanımızı yaptık. Son çekişimizi yapmıyoruz. Üçüncü trabzanımızı yaptık ve toplamda 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine orta kısma banarak bir sonraki trabzan tepesine banarak devam ediyoruz. Önce zincirimizi sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz.
Yine aynı yuvaya banarak bir tane yine halka oluşturuyoruz. Yuva. 1, 2, 3 zincir tekrardan. Yine bir sonraki trabzan tepelerine banarak 3 adet trabzan yapıyoruz. Son çekişlerimizi yapmıyoruz. Yine 1, bir sonrakine 2, bir sonrakine 3. Bu kısımda 3 yaptık. Bir sonraki trabzan tepelerine geçiyoruz. Yine 3 adet trabzan yapıyoruz. 1, 1, bir sonrakine geçiyoruz. 2, bir sonrakine geçiyoruz. 3. Bu kısımda da 3 adet trabzan yaptık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan, burası en son bandığımız kısım. Bir sonrakine geçiyoruz. Ve 3 zincirimizi sabitliyoruz sık iğneyle. 3 zincir çekiyoruz tekrardan. Aynı yuvaya banarak bir tane küçük yuvacık yapıyoruz. Halka. 1, 2, 3 zincir. Yine bir sonraki trabzan tepelerine banarak yine 6 adet trabzan yapıyoruz. Son çekişlerimizi yapmıyoruz. 1, tığımızın başına ip aldık. 2, yine tığımızın başına ip aldık. 3, tığımızın başına ip aldık. 4, tığımızın başına ip aldık. 5, tığımızın başına ip aldık. 6. Yine 6 adet trabzanımızı, bir tane de ilmeğimiz var. Toplamda 7 ilmeği aynı anda kapatarak 1, 2, 3 zincir çekiyoruz tekrardan. Bu şekilde sıralı bir şekilde devam ediyor. Yine bu kısma kadar bu şekilde doldurarak devam ediyoruz. Bir sonraki tepeye önce 3 zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak ufak bir yuva yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir sonraki tepelere yine 6 adet trabzan yapıyoruz ve son çekişlerini yapmıyoruz. Evet, 6 adet trabzanımızı kapatıyoruz. İlmeği kaçırdık. 6 adet trabzanımızı kapattık. 1, 2, 3 zincir çektik tekrardan. Bir sonraki trabzan tepelerine yine zincirimizi sabitledik. 3 zincir çektik. Yine aynı yuvaya banarak 1 adet halka yaptık. 3 zincir çektik. Yine trabzan tepelerine banarak 6 adet trabzanı son çekişlerini yapmıyoruz ve 6 adet trabzanı toplayarak bu motifi de tamamlamış oluyoruz. Bir, iki, üç zincir. Bir sonraki trabzan tepesine banıyoruz. 1, 2, 3 zincir aynı yuvaya banarak bir tane ufak halka yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine 6 trabzan tepesine banarak trabzan yapıyoruz ve son çekişlerini yapmıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine bir sonraki trabzan tepesine zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere banarak bir tane ufak halka yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tekrardan bu kısımda yarım olacak şekilde 1, son çekişlerini yapmıyoruz yine. 2, 3, yarım olacak şekilde yaptık. 3'ünü aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz bu kısımda.
Çünkü bu işaretlediğimiz kısma kadar geldik. Bu kısımda tekrar 5 zincir çektik. Bu pıtırcıklı tepeleri atlayarak diğer işaretimize kadar olan yere gelerek buradan yine yarım olacak şekilde devam ediyoruz. 5 zincir çektik. Tığımızın başına ip aldık. Kenar kısmından yine 3 adet trabzan yapıyoruz. 1. Son çekişimizi yapmıyoruz. 2. 3 adet trabzan yaptık. 1 tane de ilmeğimiz vardı. 4 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine banıyoruz. Ve yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya banarak bir tane ufak halka yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Ve bu şekilde bu kısmı atladık. Bakın bu pıtırcıklı kısımları atladık. Bu kol için ayırdığımız kısım. Bu kısımda yarım dolgu yaptık. Yani 3 trabzandan dolgu yaptık. 5 zincir çektik. Bir sonraki trabzan tepelerine işaretli kısmımızın tepelerinde yine yarım motif yaptık. Yarım motif bu tarafta, yarım motif de bu tarafta. Şimdi tekrardan yuva yaptık ve örgümüze motifimizi kurmaya devam ediyoruz. Bu kısımda arka kısmı burayı da yine 6 trabzan aynı anda kapatıyoruz ve 3 zincir ve 3 zincir çekerek tekrardan yuva yaparak devam ediyoruz. Bu kısımda yuvamızı yaptık. 3 zincir çektik. Yine 1 trabzan son çekişimizi yapmadık. 2. trabzan son çekişimizi yapmadık. 3. trabzan son çekişimizi yapmadık. 4 5 ve 6. 6 tane trabzan, toplamda 7 ilmeğimiz var. Aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve bir sonraki trabzan tepelerine banarak yine tepelere banarak zincirimizi önce sabitliyoruz. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya banarak bir tane ufak halka yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir tekrardan. Yine trabzan tepelerine banarak 6 adet trabzan yapıyoruz ve topluyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Banıyoruz 1. Banıyoruz 2. Banıyoruz 3. Banıyoruz 4. Banıyoruz 5. Ve 6. 7 ilmeğimizi aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere banarak zincirimizi halka yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepelerine yine 6 adet trabzan yapıyoruz ve hepsini aynı anda toplayarak motifimize devam ediyoruz. Bir, iki, üç zincir. Bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi önce sabitliyoruz. Bir, iki, üç zincir tekrardan aynı yere banarak ufak bir halka yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Tekrardan 6 adet trabzan yapıyoruz. Hepsini aynı anda kapatarak topluyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tepeye yine önce zincirimizi sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak ufak bir halka yapıyoruz. Tekrar 3 zincir ve yine 6 adet trabzan yapıyoruz.
Hepsini aynı anda topluyoruz. Evet, bu şekilde bu kısmıda işaret koyduğumuz kısma kadar önce bir dolduruyoruz. Buraya kadar önce bir gelelim. Evet, arka kısım için ayırmış olduğumuz ilmeklerimizi ördük. Köşeye kadar geldik. Bir tane yuva yaptık. 3 zincir çektik. Bu kısımda yarım trabzan yapacağımız için yine 3 adet trabzan banıyoruz. Son çekişlerimizi yapmıyoruz. 3 ilmeği, yani 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz var. Aynı anda kapatarak burayı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bu kısmı, pıtırcıklı kısımları atlıyoruz. Ve karşı tarafa kadar geliyoruz. Bu kısımda yine bu pıtırcıklı motifimiz, yani pıtırcık olmayan motiften 5 zincir çektik. Bu kısımdan yine banarak, bakın, 7'li trabzan olan kısımdan banıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz ve son çekişimizi yapmıyoruz. İkinci trabzanı yaptık, son çekişi yapmadık. Ve üçüncü trabzanı yaptık. Toplamda 4 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda kapatarak bu kısmı tamamlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine önce zincirimizi sabitliyoruz. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvaya banarak zincirimizi ufak bir halka yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Yine trabzan tepelerine banarak tığımızın başına ip aldık yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptık. 7 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi önce sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz tekrardan. Aynı yere, aynı yuvaya banarak bir tane yuva yaptık. Tekrar 3 zincir çekerek bir sonraki motifimize geçiyoruz. Yine 6 trabzan yapıyoruz. Son çekişlerimizi yapmıyoruz. Banıyoruz. 2. 3, 4 yine. 5, 6. 7 ilmeğimizi aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine bir sonraki tepeye banarak trabzan tepesine 3 zincirimizi sabitledik. Tekrar 3 zincir çektik ve aynı yuvaya banarak yine bir tane ufak halka yaptık. 3 zincir çektik. Tekrardan bu kısma kadar önce bir örelim. Yine 6 adet trabzan yapıyoruz. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine zincirimizi sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya banarak bir tane halka yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Yine 6 adet trabzan yapıyoruz. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine önce zincirimizi sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya banarak bir tane ufak halka yapıyoruz. 3 zincir ve yine trabzan tepelerine banarak 6 adet trabzan yapıyoruz. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine önce zincirimizi sabitliyoruz. Aynı yuvaya tekrar 3 zincir çekip aynı yuvaya banıyoruz. Tekrar 3 zincir ve köşe kısmında yarım trabzan yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3 tane trabzanı, yani 4 ilmeği kapatarak, aynı anda kapatarak bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Dönüşte
Tek zincir çektik, döndük. Yine yapmış olduğumuz yuvaların içine yine bu kısımda yine 6 adet trabzanla, pardon, 7 adet trabzanla doldurarak devam ediyoruz. Bu yapmış olduğumuz 3 zincirli yuvalara döndük, tek zincirle döndük. Yine 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Yine 7 adet trabzanla doldurarak devam ediyoruz. Zincir çekmeden tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Yine 7 adet trabzanla dolduruyoruz. Zincir çekmeden tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Evet, bu 3 zincir çektiğimiz yuvaların içini tekrardan 7 adet trabzandan doldurarak motifimize devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 Zincir çekmeden tığımızın başına ip aldık ve bir sonraki yuvamıza geçtik. Evet, bu kenar kısmına kadar önce bu yuvaları, 2 tane yuvamız kaldı. Onları da doldurduktan sonra kenarda tekrardan ben göstereceğim. Evet, köşeye kadar geldik. Bu kısımda yine 7 adet trabzandan dolgu yaptık. Tekrardan zincir çektiğimiz kısma geldik. Bu kısmında tekrardan 7 adet trabzan yaparak, bu kısım zaten koltuk altına geleceği için bu zincir çekmemizin sebebi koltuk altının kasmaması için, buraya kol gireceği için bura kasmasın diyerek bir tane motif arttırma yapmış olduk. Yani burada yine 7 adet trabzan yaparak bu kısmı, zincirli kısmı da dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 Zincir üzerine yapıyoruz trabzanlarımızı ve 7. Bu kısmı da dolgu yaptık. 7 trabzanla zincir çekmeden yine 3 zincirli halkamızın içine 7 adet trabzan dolgusu yaparak devam ediyoruz motifimize. Zincir çekmedik. Yine 7 adet trabzan yaparak dolgu yapıyoruz. 3 4 5 5 6 ve 7 Yine zincir çekmeden tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Ve bu şekilde arka kısım için ayırdığımız, evet, burası kol oyuntusu. Burada motifimizi kurmaya devam ediyoruz ve işaretlediğimiz kısma kadar, zincirli olan kısma kadar bu şekilde de yine dolgularımızı yaparak yuvaların içine devam ediyoruz. 3 dolgu yaptık. Şimdi her bir 3 zincirli olan yuvalarımızı yine 7 adet trabzandan doldurarak zincirli olan kısma kadar gelelim. Önce bunu bir örelim. Evet, şimdi yine zincir çektiğimiz kısma kadar geldik. Zincir üzerine yine 7 adet trabzan yaparak devam ediyoruz. Zincir çekmeden devam ediyoruz. Bu kısma da 7 adet trabzan yapıyoruz. Ve bir tane arttırma yapmış olduk bu kısımda, koltuk altında. Yine zincir çekmeden 3 zincir çektiğimiz yuvalara banarak 7 adet trabzan yapıyoruz.
Evet, zincir çekmeden zincir üzerine 7 adet trabzan yaptık. Devam ediyoruz. Yine 3 zincir çektiğimiz yuvaların içine, bakın buralara, yine 7 adet trabzanla dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincir çekmeden yine tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki yuvanın içine yine 7 adet trabzan dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonrakine geçiyoruz. Yine tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki yuvanın içine yine tekrardan 7 trabzandan dolduruyoruz. 7. Evet, bu şekilde zincir üzerine 7 trabzan yaptık. Yine sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yine yuvaların içine doldurarak devam ediyoruz. En son kenarda 7 trabzan doldurduğumuzda tek zincir çekerek köşede 3 trabzanı topladığımız kısma banarak sırayı bitiriyoruz. Oraya kadar önce bir gelelim. Bu kısmı ördükten sonra tekrardan ikinci sırada örneğimizin diğer tarafını göstereceğim. Evet, şimdi son 7'li dolgumuzu yaptık. 7 trabzan. Tek zincir çekerek köşe kısmına, bakın 3 trabzanı topladığımız kısma banarak köşeye bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, ilk sıramızı yaptık. Bu şekilde toplamda 20 sıra olana kadar devam ediyoruz. Ön sıralarda örgümüzün ön yüzünde 7 trabzan dolduruyoruz. Arka yüzünde trabzanları doldurduğumuz yuvaları yapıyoruz. Bu şekilde bu kısımda 7 trabzanlı dolgular yaptık. Şimdi bu sırada tekrardan dönüyoruz. Sıranın başını göstereyim. Döndüğümüz kısımda yine 3 zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. Yine 3 adet yarım dolgu yapıyoruz. Yani üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz ve son çekişlerini yapmıyoruz. Son çekişimizi yapmadık. İkinci trabzanımızı yaptık. Son çekişimizi yapmadık. Üçüncü trabzanımızı yaptık. Toplamda 4 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı yere banarak bir tane yuva yapıyoruz. Tekrardan 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki yuvalara banarak 6 adet trabzan yapıyoruz. Son çekişlerimizi yapmıyoruz. Banıyoruz. Bir sonrakine tekrardan banıyoruz. Üçüncü trabzanımız. Dördüncü. Beş. Ve altı. Altı trabzanımızı 7 ilmeğimiz var. Hepsini aynı anda kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki yuvanın içine trabzan tepesine banıyoruz. Önce 3 zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı zinciri sabitlediğimiz kısma tekrardan banarak bir tane yuva yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrardan 6 adet trabzan yaparak hepsini aynı anda topluyoruz. 1
2 3 4 5 6. Hepsini aynı anda topluyoruz. 1 2 3 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine zincirimizi sabitliyoruz. Tekrardan 1 2 3 zincir. Zinciri sabitlediğimiz kısma tekrardan banarak bir tane kutucuk yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Tekrardan 6 trabzan yapıyoruz ve hepsini aynı anda toplayarak kapatıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Bir sonraki trabzan tepesine banarak zincirimizi önce sabitliyoruz. Tekrar üç zincir çekiyoruz. Aynı yere banarak bir küçük kutucuk yapıyoruz. Üç zincir çekerek bir sonraki altı trabzanı banarak topluyoruz. Evet, bu şekilde, bu sırayla bu şekilde tamamlıyoruz. Altı trabzanımızı aynı anda topluyoruz. Üç zincir çekerek bir sonraki trabzan tepesine banıyoruz. Tekrardan 3 zincir çekerek yuvasını yapıyoruz. 3 zincir çekerek daha sonraki altılı trabzanlarımızı topluyoruz. Bu şekilde, arka sırada bu şekilde, ön sırada da yine 7 trabzan yaparak sıralarımızı tamamlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve toplamda saydığımızda, şu kabarık kısımları saydığımızda 10 sıra olana kadar devam edelim. Bakın, bir sonraki sırada ilk sıramızı yapmış oluyoruz. Bu kısmı, kol kısmını saymadan, bu kısımda yaklaşık o da bir karış olacak şekilde devam ediyoruz örgümüze. Git gel yaparak sıralarımızı önce bir örelim. Bu da bir karış olacak şekilde önce bu şekilde bir örelim. Evet, şimdi yeleğimizi tamamladık. Toplamda şu kabarık sıralar saydığımızda 15 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördük. Git gel olarak toplamda yani 30 sıra örmüş olduk. Bunun 2 sırasını kolla birlikte ördük. Şimdi tamamladık. Uç kısmındaki oyasını yapmak için yine ipimizi kesmeden devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada yine kol kısmında yapmış olduğumuz oyanın aynısını burada da uyguluyoruz. 3 trabzan yapıyoruz. Yine 2 defa çekiyoruz trabzanlarımızı. Sonrasında 3 zincir çekiyoruz. Zincirin dibine banarak bir tane pıtırcık yapıyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Aynı yuvaya banarak yine 3 adet trabzan yapıyoruz. Kol kısmındaki oyanın aynısını da burada tekrardan yapıyoruz ve yeleğimizin alt kısmını tamamlamış oluyoruz. Zincir çekmeden bir sonraki 3 zincir çektiğimiz yuvaya banıyoruz. Yine 3 trabzan yapıyoruz. Üç trabzan yaptık. Üç zincir çekiyoruz. Yine zincirin dibine banarak bir tane pıtırcık yapıyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Aynı yuvaya banarak yine 3 adet trabzan yapıyoruz. Yine zincir çekmeden bir sonraki 3 zincir çektiğimiz yuvaya yine 3 trabzan. Sonrasında 3 zincir, zincirin dibine banarak pıtırcık yapıyoruz. Tekrardan aynı yuvaya banarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde alt oyamızı da tamamladıktan sonra ön biret için tekrardan ipimizi kesmeden devam edeceğiz. Bu şekilde alt kısım oyasını da yapalım.
Evet, yeleğimizin alt oyasını tamamladık. Köşe kısmına geldik. Bu kısımda zincir çekmeden köşedeki kısma banarak sıramızı tamamlıyoruz. İpimizi kesmeden burası örgümüzün ön yüzü, sağ biritini yapmak için devam ediyoruz. Bu kısımda yine tek zincir çektik ve rastgele gözünüze nasıl güzel gözüküyorsa banarak yalancı trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık, rastgele banıyoruz ve 3 ilmeği aynı anda çekiyoruz. Banıyoruz, 3 ilmeği aynı anda çekiyoruz. Sarkmayacak bir şekilde bu kenar biretinde ilk sırasını bu şekilde örüyoruz. Banıyoruz, 3 ilmeği aynı anda çekiyoruz. Tığımızın başına ip aldık, banıyoruz, 3 ilmeği aynı anda çekiyoruz. 3 ilmeği aynı anda çekiyoruz. Bu kısmı da sıra başına kadar bu şekilde örüyoruz. Daha sonra ikinci sırada düğme iliğimizi açmamız gerekiyor. Bu sıranın ikinci sırasında düğme iliğini 3 adet düğme iliği açacağız. Sıranın başına kadar önce bu şekilde bir örelim. Evet, köşeye kadar geldik. Bu kısımda örgümüzü ters çevirip ikinci sıramızı yapıyoruz. Bu kısımda düğme deliğimizi açıyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz ve tığımızın başına ip alarak her bir yapmış olduğumuz yalancı trabzanların başına banıyoruz ve devam ediyoruz. Bu sırada da yine yalancı trabzan yapıyoruz. Evet, ilk düğme iliğimizi açabiliriz bu kısımda. Robamızın sık iğnesine kadar geldik yine yalancı trabzanla. Bu kısımda 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Bir tane atlıyoruz ve ikinci trabzanımıza, yalancı trabzanımıza banarak yine yalancı trabzan yaparak örgümüze devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptık. Buraya ilk deliğimizi açmıştık. 10 tane yalancı trabzan yaptık. Tekrardan 2 zincir çekiyoruz ve yine bir tane trabzan atlayarak ikinci trabzana banıyoruz ve yine yalancı trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bu kısımda da yine 10 adet yapıyoruz. Eşit olsun diye 3 4 5 6 7 8 9 10 yine 2 zincir çekiyoruz ve bir trabzan atlayarak yine bir sonrakine banarak sıra sonuna kadar yine yalancı trabzan yapıyoruz. Bu kısma kadar önce bir geliyoruz. 3 adet düğme iliği açtık. Aralarına 10 adet yaparak atladık ve 3 adet düğme iliği açtık. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Örgümüzün arka yüzünden. Şimdi ön yüzünden tekrar 3. sırada bu taraftaki sağ biretimizi tamamlamış oluyoruz. Tekrardan 2 zincir çekiyoruz köşe kısmından. Yine her bir trabzan başına tek banarak yine yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Zincir çektiğimiz kısma kadar geliyoruz.
Bu kısım zaten düğme için ayırdığımız kısım, düğme iliğimiz. Oraya kadar önce bir gelelim. Evet, düğme için çektiğim zincire kadar geldik. Şimdi zincir çektiğimiz kısma yine 3 adet yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz örgümüze. 1 2 3 devam ediyoruz. Sıra boyunca tüm trabzan tepelerine yine tek banıyoruz. Burası düğme iliğimiz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. İçlerine 3 adet trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi köşeye kadar geldik. Bu kısımda eğer ince derseniz buraya bir sıra daha gidebilirsiniz. Ben 3 sırada bıraktım ön biritini. Şimdi boyun kısmından devam ediyoruz örgümüze. Yine bu kısımda da tek zincir çektik ve döndük. Boyun kısmının oyasını yapıyoruz ve karşı birite kadar bu şekilde yine yalancı trabzanla veya sık iğne de yapabilirsiniz. Sık iğne yapalım. Bu kısmı da sık iğne ile her bir sık iğnelerimize banarak yine karşı tarafa kadar sık iğnelerle ilmeklerimizin baş kısımlarına banarak bu kısmında sık iğneyle karşı tarafa kadar yapıyoruz. Evet, sık iğneyle karşı birite kadar geliyoruz. Bu kısmında önce bir sık iğneyle karşı tarafa kadar örelim. Rastgele banıyoruz. Yine ilmeklerimize, gözümüze nasıl güzel gözüküyorsa. Evet. Boyun kısmında sık iğneyle oyaladıktan sonra yine köşe kısmından ikinci biritimizi yapmak için devam ediyoruz. Bu kısımda da yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi sağ birette yine tığımızın başına ip alıyoruz ve yine yalancı trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına ip alıyoruz, yalancı trabzan yapıyoruz. Birer tane atlayarak devam ediyoruz bu kısımda. Yalancı trabzan yapıyoruz yine bu sırayda. Yine gözünüze nasıl güzel gözüküyorsa rastgele banarak bu kısmı da yalancı trabzandan diğer tarafa kadar yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İkinci, üçüncü sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra bu biretimizi tamamlamış oluyoruz. Bu kısımda da 3 sıra yalancı trabzan git gel yapıyoruz. Toplamda 3 sırada bu biretimiz de tamamlanmış oluyor. Bunu da yaptıktan sonra yeleğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, sol biretimizi de tamamladık. Düğmelerimizi diktik ve yeleğimizi tamamladık. 3 sıra git gel yaptık tekrardan bu kısım için. Düğmeyi diktikten sonra
yeleğimizi tamamladık. Yeleğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.